Merhaba arkadaşlar. Xiaomi'nin NXR Flagger modeli. Bu modeller yeni geldi. Dış kabuğu 5 katmandan oluşuyor. Özellikle vizör sistemi gerçekten güzel. Aynı zamanda bir kilit mekanizması var. Onu zaten hemen şurada hissediyorsunuz. Ön tarafa doğru kapandığında tık diye bir ses çıkıyor. Hava kanalları gerçekten çok iyi şekillendirilmiş. Sessizliği de gerçekten çok iyi sağlanmış. Gerçekten çok hafif bir kask. Bu mesela 1260 gramlık bir kask. Dış kabuğunun fiber olduğunu zaten söyledik. Kilit mekanizması var. Ön tarafında da elle idare edilebilir kanallar var. Hava kanalları var. Üst tarafındaki kanallar da elle idare edilebiliyor. Ve şurasında küçük bir tekrar elle idare edebildiğiniz hava kanalı var. Arka tarafında kabukla birleşik olmayan ama kabukla bir yapısı bütünleşmiş olan bir spoiler'a sahip. Arka tarafındaki hava kanallarını da elle idare edebiliyorsunuz. Arka tarafının yapısı ve genel yapısı olarak biraz daha hani konik ve yuvarlak arası kafa yapısına sahip olan arkadaşlara daha iyi olacaktır. Bu pedi çoğunlukla içinden çıkıyor. Bunların da pin lock için hazır yerleri var. Yapısı rüzgarı kolay savuşturabilmek için, kolay arkanızda bırakabilmek için yapılmış. Arka tarafında da şöyle bir boyun çıkıntısı görüyorsunuz zaten. Bu naked kullanan arkadaşlara daha iyi olacaktır. Biraz daha KTM renklerinde diyebilirim buna. Açtığınız zaman geniş bir bakış açısına sahip. Çok büyük bir bakış açısına sahip. İç tarafında da Double D bir bağlantı var. Güvenli bir bağlantı çeşididir. Birçok hani MotoGP'de de birçok kask değil hepsi Double D bağlantıya sahiptir. Kazağında da kolaylıkla çıkmasını sağlayacak iki tane kırmızı kumaştan yapılmış bir çekme yerleri bulunuyor. Çok iyi şekillendirilmiş, hava alabilen, terlediği zaman da çabuk kuruyabilen bir yapısı var. Altında bir tane çene pedi yok. Eğer rüzgar fazla alırsanız balaklavaya veya bandana kullanarak bunu engelleyebilirsiniz. Dediğim gibi naked motorlar için daha elverişli bir görüntüye sahip, daha güzel bir görüntüye sahip. Onları da kullanırsanız hem daha çok yakışacağını düşünüyorum. YouTube kanalımızı izlemeye devam edin. Hepinize iyi sürüşler.